Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim, öğretim kesinlikle devam edecektir. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağının da müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjdesi de elektrik faturalarına yönelikti. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan, Irak-Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye yönelik eleştirisini de sürdürdü. Bu tezkereye karşı çıkmak, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir. Çünkü ilk günden beri mecliste tezkerelere en şiddetli karşı çıkan terör örgütünün şamar oğlanlığından öte bir değer taşımayan bu kesimdir. Şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'a yönelik eleştirilerine de devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, neresinden baksanız terbiyesizlik, saygısızlık olan bir skandalla karşı karşıyayız, dedi. Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde, insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.